18 tane noktayla alakalı alkollü 18 caddenin alkol açılmasıyla alakalı bir proje için gittiler. Biz buna Yeşilay olarak sonuna kadar karşı durduk. Sonuna kadar karşı dururken birçok parti de bize bu noktada destek verdi. Evet. Allah razı olsun. Yani isimlerini zikretmeyeceğim. Birçok parti destek verdi. Yani hatta grup toplantısında muhalif olan parti de onlarla. Çünkü dışarıdan bir parti girme şansı yok. Bize destek verdiler. Kaymakam Bey konuyu çok hassas takip etti. Değerli Emniyet Müdürümüz çok hassas takip etti. Ve 18 tane noktanın yanılmıyorsam 4 noktasında asayiş yönünden problem yoktur. Olmaz. Güvenlik sağlarız diye bir rapor 14 noktasında problemli olmasına rağmen 18 nokta geçirildi. Biz bu noktada ciddi bir mücadele verdik. Biraz da ters düştük. Görev, yani bizim misyonumuz gereği ters düştük. Bana kimse alkollü yerlerin açılmasıyla alakalı Yeşilay olarak arkanızda dur diyemez. Ben durmam zaten. Böyle bir misyonumuz yok. Biz bu konseptteyken acaba diye düşündüm. Bu konuyla alakalı gösterdiğimiz muhalefet Yeşilay olarak onlarda bir antrenik oluştu. Tekrar söylüyorum. Biz cümlemize hep başlarken Türk gençliği diye başlıyoruz. Evet. Türk gençliğine yapabileceğiniz en güzel hizmet Türk gençliğini bütün bağımlılıklardan uzak tutmaktır. Gerçekten bunun doğru. Parti ismi yoktur. Hangi parti olursa olsun bağımlılıklar gençliği bu konuda bilinçlendiren, gerekli bütün tedbirleri alan belediyeler, makamlar, kaymakamlıklar Türk gençliğine yapışıyoruz. Gençlerimizi kaybediyoruz. Akabinde uyuşturucu gelecek. Uyuşturucuyla beraber de yavaş yavaş toplumu yozlaştırmaya ve farklılaştırmaya çalışacağız. Belki yarın bugün bu kararların altında imzaları olan insanların çocukları bile bunlara ulaşacak.